tamamen yanlış. Asparagas ve bence çok küçük düşürücü bir haber. Bu sistemde sanatçılar zenginliğini öne sürerek bir yere gelmeye çalıştıkça kaybedecekler. Yarıma bastınız da kusura bakmayın. Çok sinirlenmiştim o haber için. Çok seviyorum onu ya, lütfen. Ay aşığım ya. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Bizimle fotoğraf çekilmedi ama olsun. İki haftadır bugün bekliyoruz. Seni bekliyoruz, hadi. 20. konserim falan. Gerçekten çok seviyorum, öpüyorum. Ben de iyi ki böyle birine hayran olduğum için çok mutluyum. Elimizden geldiğince her zaman onu destekleyeceğiz. Onu çok seviyoruz. Buradan öpüyoruz. Çok heyecanlıyım. Her zamanki gibi çok mutluyum. Bu bayağı 7. konserim falan. Çok seviyorum onu. Bugün aramıza geldiği için daha çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyız. Buraya geldik, fotoğraf çekilemedik. Olayın şokunda üzüldük. Ama çok heyecanlıyız. Bekliyoruz saat 4'ten beri. Heyecanlıyım. 2. konserim olacak. Mutluyum. Çok mutluyum hem de. Şöyle çok heyecanlıyım çünkü 2015'ten beri, ilk konserden beri geliyorum devamlı. Heyecanlıyız yani. Aybüke Hanım merhabalar öncelikle. Hayır doğrulu olsun. Single'ınız çıktı. İkinci single'ın hazırlığındasınız. Bugün Edis Bey ile sahne alacaksınız. Evet evet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi heyecanlıyım. Edis'le en son Bir Harbiye'de çıktık sahneye. Bayağı oldu, vakit geçti üzerinden. Şimdi tekrar beraber çıkacağız. Bakalım nasıl geçecek. Geçtiğimiz günlerde de Emine Bulut için, Emine Bulut'un kızı için bir konser verdiniz. Evet. Onunla ilgili de düşüncelerinizi alabilirsek. İşte Zeynep'in ön ayak olduğu sağ olsun bir organizasyonda. Orada da olmak çok mutluluk vericiydi ama aynı zamanda da tabii ki öyle bir sebep için buluşmak çok üzücüydü. Güzel geçti o da. Hepimizin bir uyanışı var. Susmuyoruz artık. Müzikle kendimizi daha da iyi ifade etmeye devam etmeye çalışıyoruz. Böyle. Peki ikinci single'ınız ne zaman çıkacak? Söz müzik kime ait? Söz müzik benim. Düzenleme Gürsel Çelik. Öpeceğim ismi. Geliyor çok yakında. Herhalde ay sonu çıkarmış oluruz. Klibi de yine ilk klipte olduğu gibi Gülşin Aybaba çekti. Hmm. Yine arkadaşlarımla yaptığım bir iş. Çok çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak bu da. Ben teşekkür ediyorum. Edis Bey'in çok büyük destekçisiniz. Evet. Aynı sahneyi almak nasıl bir duygu? Seyircilerle bunu paylaşmak ister misin? Yani çok güzel bir duygu. Çünkü biz çok böyle sizin bilmediğiniz... Gaza geldi. Şimdi ise Edis de yanımda.
Valla Edis gibi birçok kişi de yanımda. Çok mutluyum. Güzel gidiyor her şey. Valla ateş çok iyi olacak. Şimdiden ben yani vesile değilim. Kendi başına zaten birçok şey yapıyor. Çok başarılı. Ben onur ve gurur duyuyorum benimle olduğu için. Daha çok ismini duyacaksınız. Halbuki de burada bu arada. Evet, görüştük evet, Halbuki Hanım'la da. Gel. Çok biz böyle yakın arkadaşlar ve kardeşler. Aynen, o da benim büyük destekçim. Onun da yeni single'ı çıkacak. O da sahnede olacak bugün sürprizler arasında. Biz böyle kendi halimizde işte gidiyoruz. Çok mutluyuz. Sizin vadide ilk konseriniz olacak bu. Geçen sene yaptık, bugün ilk konser. Yani bu ilk sezon. Konserim. Sezonki. Bir de zaten uzun zamandır yoktum Türkiye'de. O da bir geri dönüş konseri gibi falan olacak. Heyecanlıyız. Amerika tatiliniz nasıl geçti? Çok güzeldi. Tatil değildi. İşle alakalı aslında gittik ama tabii tatilde yaptık. Çünkü peki, Türkiye dışı olunca tatil gibi de oluyor bize. 8 bavulla döndü, 15 bin dolar harcadı haberleri. Çok yanlış bir haber tarzı. Nasıl yapıldı, kim servis etti, hatta tepki gösterecektim. Sonra tepki göstermemeye karar verdim çünkü yani onun bile gündeme gelmesini istemedim. Çünkü çok ayıp bir şey bu. Bir bavulla döndüm. Ama bunu açıklamama bile gerek yok. Kimse ilgilendirmez. Ama bu tip haberleri yapmaya devam etmeleri bence sistemin çok büyük bir yanlışı. Ve bu yanlış devam ettikçe bence ana akım medya kaybetmeye devam edecek. Ben böyle görüyorum. Yani ben 30 bin dolar harcamışım. 8 bavulla Amerika'dan dönmüşüm. Çok 2000'ler, 90'larda kalan bir haber tarzı. Ve o kadar işsiz insan varken, o kadar ciddi sorunlar varken haber olarak kendimi orada gördüğüm için çok utandım. Ben kendim utandım, haberi yapanlar utanmamış. Takdiri artık okuyanlara bırakıyorum. Tamamen yanlış, asparagas ve bence çok küçük düşürücü bir haber. Ne demek yani 8 bavulla döndü? Yani niye ille biz savurmak zorundayız paraları ya da niye biz 2 haftada 30 bin dolar harcamak zorundayız? Niye insanlara böyle bir şey empoze ediliyor? Çok derin bir şeye girmek istemem ama bu sistemde sanatçılar zenginliğini öne sürerek bir yere gelmeye çalıştıkça kaybedecekler. Yeni nesil burada değil. Ben daha çok zengin gözükerek, daha çok kendimi zengin göstermeye çalışarak bir şey olacağımı zannetmiyorum. Müziğe dönelim o halde tekrar. Yeni aynen. Bir projeniz var mı? Yarıma bastınız da kusura bakmayın. Çok sinirlenmiştim o haberi. Yeni projeniz var mı? O zaman size soralım, sizi Gülşen'le bekliyorum. Gülşen'le bir single çalışmamız var. Gülşen'le bir single çalışmamız var. Bekliyoruz. Hep müzikler rövaçta olduğu için geriye çektiniz. O da yalan. Tamamen. Bu arada rapten uzak değiliz arkadaşlar. Öyle misiniz? Urban yapıyoruz biz de zaten. Yani pop yapıyoruz, urban yapıyoruz. Ne yapacağımız hiç belli olmaz. Sürpriz bunların hepsi. Gülşen'le olan çalışmamız gerçekten olması gerektiği zaman çıkacak. Yani bekliyorum hala. Ben Gülşen'i bekliyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi sahneler diliyoruz. Teşekkür ederim.